açık ara Avrupa'nın en başarılı milli takımı. Dünya Kupalarında 7 final oynayıp tam 4 kere kupayı müzelerine götürdüler. Takım aynı zamanda turnuvalarda bir süre en az yarı final oynamasıyla da istikrar abidesiydi. Bahsettiğimiz milli takım bir zamanların en güçlü takımlarından olan ve şu an belki de tarihinin en büyük düşüşünü yaşayan Alman milli futbol takımı. 2014 Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra oynadıkları son iki turnuvada da gruptan çıkamadılar. Bu süre zarfından sonra kendilerinden nispeten düşük seviyede olan takımları yenildiler ve berabere kaldılar. Peki bir zamanların istikrar abidesi, rakip olmaya korkulan milli takım nasıl bu duruma geldi? Gelin hep birlikte bakalım. Alman milli futbol takımı, geçmişten beri Avrupa'nın en istikrarlı takımlarındandı. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda katıldıkları toplamda 34 turnuvanın yarısından fazlasında yarı final oynayarak büyük bir başarı göstermişlerdi. Bu süre zarfında Dünya Kupası'nı 4, Avrupa Şampiyonası'nı ise tam 3 kere kazandılar. Bu süreçte onlardan fazla Dünya Kupası'nı kazanan tek takım, Dünya Kupası'nı en fazla kazanan Brezilya. Zaten o otoritelerin birçoğu da Brezilya'dan sonra gelmiş geçmiş en güçlü takımın Alman milli futbol takımı olduğunu söylüyor. Hakimiyetini sürdürdüğü 2000'lerden önce İngiliz futbolcu Gary Lineker, takımın gösterdiği üstünlük için futbol 22 kişinin oynadığı ve sonunda Almanların kazandığı bir oyun sözü de büyük bir hakimiyet göstergesiydi. 70, 80 ve 90'lı yıllarda Beckenbauer, Klinsmann, Matthäus'un bayrağı devraldığı bu takımda 2000'li yıllarda Ballack, Klose, Schweinsteiger, Lahm, Podolski gibi büyük isimler takımı sırtlayacaktı. Takımın 2000 sonrası bu kadar başarılı olması tesadüf değildi. 2001'e kadar görev yapan Alman Futbol Federasyonu Başkanı Egidius Braun, Millennium'da artık daha yeni, bilimsel futbol metotlarının uygulanması için özel ekipler göreve getirdi. Altyapıya büyük hamleler yapıldı. Bunun yanında federasyon, bu yıldan sonra lig içerisinde oynayan ve iyi gördükleri yabancıları sıkça devşirme teklifinde bulundu. Onlara göre Almanya'da futbol oynayan iyi yabancı futbolcular, milli takım konusunda kendilerine yardımcı olabilirdi. 2006 Dünya Kupası ile birlikte bu durum çok fazla artmaya başladı. 2010 Dünya Kupası'na gelindiğinde ise takımın kadrosunda tam 10 devşirme oyuncu mevcut. Kakao, Kedira, Mestezil ve Trochowski kadroda bulunan önemli devşirme oyunculardı. Tüm bu gelişmelerin sonucunda 2002'de beklentisiz takımın Dünya Kupası'nda final oynaması, 2006'da kendi evlerinde gelen dramatik üçüncülük ve 2010'da Güney Afrika'da tekrardan üçüncü olmaları 2014 Dünya Kupası'nda büyük bir aday olarak gitmelerini sağlıyordu. Joachim Löw önderliğinde 2014 Dünya Kupası'nda yarı finalde Brezilyalılara kendi evinde büyük bir rezimet yaşatarak finale çıktılar. Finalde ise Arjantin'i Götze'nin uzatma dakikalarında attığı golle yenerek tam 24 yıl aradan sonra kupayı kazandılar. Ancak alınan bu kupayla birlikte oyuncuların bir kısmının artık milli takımdan emekli olması ve yaşlanmalarıyla birlikte düşüş kaçınılmaz olacak. 2014 Dünya Kupası'nın ardından takımdaki oyuncular yavaş yavaş emekli olunca milli takımın 11'inde bir boşluk oluştu. O zamana kadar belki de sorunsuz bir süreç yöneticisi olan Löw, takımın gençleştirme operasyonunu sorunsuz bir şekilde gerçekleştiremedi. Takımın iskelet oyuncularının emekli olmasının ardından yeni yetenekli oyuncular takıma uygun olarak yerleştirilemedi. Yerlerine ise yetersiz ve tecrübesiz oyuncu grubu hemen adapte edilmeye çalışıldı. Bu geçiş sürecinde eski oyuncuların bir kısmı takımda olsa da onlar da bu süreçte form durumu olarak geriye gittiler. Yenilenme adımlarından biri de bu işin taktik kısmıydı. Takım uzun yıllar boyunca disiplinli, organize ve pas oyunuyla tanınmıştı. Ama futbol son dönemde hız, fizik, güç ve bireysel yeteneklerin ön plana çıktığı bir oyun oldu. Eğer altyapınızda size öğretilen ilk şey Almanya'nın eski Alman futbolunun dinamikleri ise yeni sisteme adaptasyon zor olabilir. Bu dönüşüm için Löw aynı zamanda o yıllarda Guardiola'nın Bayern Münih'te kullandığı sisteme örnek almıştı. Tamamen değişen bir sistem için uygulama kolay olmadı. Belki de geç kalınan bu uygulamaya karşı takımdaki yaşı ilerlemiş futbolcular tam adapte olamadı. Yani Almanya yeni oyun kurallarına göre yenilenme kısmında yavaş kaldı ve modern futbol ortamına bir nevi ayak uyduramadı diyebiliriz. Denemeler devam ederken yeni sistem için Löw, gerçek anlamda ilk denemelerini 2017 Konfederasyon Kupası'nda yapacaktı. Almanya Konfederasyon Kupası öncesinde takım baştan aşağı yeniledi. Kerem Demirbay, Timo Werner, Goretzka, Amin Yunus gibi genç oyuncular ağırlıklı gidilen turnuvada başarılı olunca Löw, 2018 Dünya Kupası'nda Konfederasyon Kupası'nı kazanan kadroyu koruyarak gitti. 2018 Dünya Kupası öncesi Premier Lig şampiyonu olan ve iyi bir sezon geçiren Sané'nin takıma davet edilmemesi büyük bir tepkiye yol açmıştı. Dünya Kupası öncesi sadece olaylar bununla sınırlı değildi. Kulislerdeki bir dedikodu da takımdaki devşirme ve Alman futbolcuların gruplaştığı konusuydu. Bir diğer konu da siyaset konusuydu. Türk asıllı oyunculardan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan da siyasi içeriklerinden dolayı taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı. Anlayacağınız 2018 Dünya Kupası öncesinde takımda zaten bir kaos durumu hakimdi. Almanya turnuvaya bu şekilde moralsiz gidiyordu. Takımda gereksiz birçok çatışma olmuşken kötü oyunla birlikte son şampiyonun 2018'deki turnuvası Hüsran ile gruplarda elenerek tamamlanmıştı.
Turnuva sonunda Löw'in yaptığı futbolcuları iğneleyici açıklamalar da takım içerisindeki kopukluğu belli ediyordu. Euro 2020'ye gelindiğinde ise kadroya yine yeni isimler davet edildi. Ancak hala Lahm, Klose ve Schweinsteiger gibi lider ve öne çıkan bir oyuncuları yoktu takımın. Kimi, Kroos, Müller gibi futbolcuların bu misyonu üstlenmeleri beklense de beklenen etkileri yapamadılar. Takım Euro 2020 elemelerini rahat geçmişti. Hazırlık maçlarında aldıkları sürpriz kötü sonuçlarla da dikkat çekmişti takım. Turnuvada ise alışık olmadıkları şekilde son 16'da İngiltere'ye mağlup olarak veda etti Alman milli takımı. Bu kötü sonucun ardından Joachim Löw sözünü tuttu ve turnuva ile birlikte takımın başından ayrıldı. Alman taraftarlar zaten Löw'ün 2016'daki Fransa'ya yarı finalde kaybedilen maçın ardından mental olarak bittiğini söylüyordu. Löw'ün yerine ise 2006'dan 2014'e kadar kendisinin yardımcılığını yapan ve bir süre Bayern Münih'i çalıştıran Hansi Flick getirildi. Hansi Flick takımın başına geldiğinde Adeyemi, Florian Wirtz, Musiala, Baku gibi oyuncuları takıma dahil etti ve eldeki genç oyunculara daha fazla genç oyuncu ekleyerek bir takım yaratmaya çalıştı. Tüm bir yenilenmeyle birlikte teknik adam takımın başına geldiğinde Dünya Kupası öncesi takımı tam hazırlayabilmesi için kendisinin önünde az bir süre vardı. O da belki de çok fazla risk olmaması için Löw'in sistemini bir nevi devam ettirdi. Uluslar Ligi'nde kötü sonuçlar elde ettiler. Thomas Müller'i ve birçok oyuncu tercihinden dolayı oldukça eleştirildi Hansi Flick. Turnuva öncesi takıma Werner yerine Füllkrug'u seçmesi tepki yarattı. Bu kadar genç oyuncunun olduğu bir ortamda takımı tam anlamıyla hazırlayamadı ve İspanya, Costa Rica ve Japonya'nın bulunduğu gruptan çıkamadılar. Hansi Flick, turnuvadan elendikleri maçtan sonra yaptığı açıklamada ise takımın tecrübesizliğinden dem vuruyordu. Dünya Kupası'nda bizim kadar kolay gol yiyen oldu mu? Sanmam. Öğreneceğimiz çok şey var. Tüm bu sorunların yanı sıra taraftarlar ve medyada sorunlar konusunda şöyle düşünüyor. Birçok oyuncu artık Alman milli takımını sıkışık maç programından ötürü ciddiye almıyor. Oyuncular maçları bitirip gitsen modundalar. Sadece bu değil, yeni jenerasyon milli takımda da Schweinsteiger gibi canını dişine takan bir oyuncu göremezsiniz. Bu da aidiyet ve milli duyguları ortadan kaldırır. Görüşleriyle durumu ortaya koyuyorlardı. Bir diğer vurgulanmak istenen nokta ise medyanın takımı çok fazla etkilediğiydi. Mesela bir taraftarın, Alman futbolcular son dönemde oldukça medyatikler ve kendilerine yapılan her türlü olumlu olumsuz haberde olabildiğince etkileniyorlar. Bunun da sahaya yansıması çok oluyor, diyerek medyanın manipülasyonlarından bahsediyordu. Farklı bir görüş ise olayın detayına daha fazla iniyor. Kimilerine göre çocuklara altyapılarda artık birey olmaktan ziyade tamamıyla işin teknik kısmının öğretildiği, yani sosyallik anlamında bir şey katılmadığından bahsediliyor. Bu yaşananlarla birlikte Alman halkının da milli takıma olan inancı yitirilmiş gibi. Çünkü son Dünya Kupası'nda taraftarların bir kısmı takımın kötü oyuncu grubundan dolayı kendilerini heyecanlandırmadığını ve maçları takip etmediğini dahi belirtmişti. Tüm bu olaylar birleştiği zaman Alman milli takımının bu durumda olması, düşüşte olması pek sürpriz değil. Tabii ki genç oyuncuların birbirine kaynaşması ve başarılı bir oynama alışkanlığı kazanılması kolay bir olay değil. Almanya milli takımı kadrosu çokça potansiyelli oyuncu bulunduruyor ve birbirine alıştıkça daha fazla başarı kazanabileceklerdir belki de. Ancak ne Kimi, ne Havert, ne de Goretzka'nın efsane takımdan olan Lahm, Schweinsteiger ve Ballack gibi milli takımda top seviyelerine gelemediği kesin. Bakalım şu aralar çalkantıda olan, bir zamanların istikrar abidesi Alman milli takımı durumu düzeltebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz.